si ondine. Si ondine. Aman, başlayacağım ben Fransızcaya. Hoş geldin Neriman'cığım. Hoş bulduk şekerim. Oo, sargılar, alçılar falan gitmiş. Ya evet. Meğer sapasağlam olmak ne büyük nimetmiş. Teşekkür ederim Gülzar'cığım. Afiyet olsun. İlaçlara devam ediyor musun? Tabii, ediyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Her şey planladığımız gibi gidiyor mu? Evet, merak etme. Bundan kesinlikle abimin haberi olmamalı. Duyarsa beni engellemeye çalışır biliyorsun. Zekainin bile haberi yok, deli misin? İyi. Ben de bugün adamların parasını vermeye gideceğim. Güllü'ye yazık olacak. Niye olacakmış? O tüfek kazayla mı patladı zannediyorsun? Yapma Allah aşkına Halide. Hayatında ilk defa eline tüfek almış bir kız. Ne malum ilk defa aldığı? Neriman, niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Onun niyeti ne pahasına olursa olsun beni bu çiftlikten göndermek. Ama canlı, ama tabutun içinde. Tövbe estağfurullah. Ancak ona bu fırsatı vermeyeceğim. Kemal, çabuk sür. Halideleri kaybetmememiz lazım. Yine ne atlar peşindesin? Sana sür dedim, çabuk. Takip ediyoruz bunları. Bu halde bana bir kötülük yapacak. Sen bu çiftliğe girdin gireli kafayı yedin vallahi. Ya kafayı yedim. Kadın bana kötülük yapmak için adam tutmuş. Şimdi de paralarını vermeye gidiyor. Saçmalama Allah aşkına. Neriman'la konuşurken duydum. Plan yapmışlar. Neriman yazık olacak Güllü'ye dedi. Halide ona bilerek ateş ettiğimi sanıyor. Etmedin. Ne? Etmedim tabii. Manyak mısın sen? Bunlar beni ya kaçırtacak ya öldürecek. Bak gör. Sen esahtan kafayı yemişsin vallahi. Görürüz bakalım yemiş miyim yememiş miyim. Hoş geldiniz Halide Hanım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama yarın akşam gelip gelemeyeceğinizi kesinleştirmek istedim. Tabii geleceğiz efendim. Muzaffer Bey'in doğum gününde çalmak bizim için bir şereftir. Çok teşekkür ederim. Ben
Şimdiden ücretinizi vermek istiyorum. Buyurun. Acelesi yoktu efendim. Ne zahmet ettiniz? Aa, lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha ne kadar devam edeceğiz bu afiyelik işine? Sus da bekle. Geberdin sanki. Çıktı çıktı, takip et. Bekle işte, kaçmıyor ya. Yavaş yavaş yürüyor. Nereye girdi o? Nereye girecek? Dükkanın birine. Halide Hanım'ı bekleyeceğimize sen gidip de Muzaffer'e öldürtecek senin hemşiren desen de biz de burada beklemekten kurtulsak. Sen kimden tarafsın be? Tabii ki Halide Hanım'dan. Ya demek öyle. Ben öldüğüm zaman mezarımın başında ağlama ama. Sana ne? Sen zaten ölmüş olacaksın. Şimdi nereye gidiyor bu be? Çiftliğe geri dönüyordur. Allah Allah. Allah Allah ya. Halide Hanım başına gelen onca şeyden sonra sana bir şey yapamaz, merak etme. Ne iş çeviriyor o zaman bu kadın? Sen kafayı yemişsin diyorum, kızıyorsun. Bir iş çevirdiği falan yok. Alışveriş yaptı işte. İyi tamam, oldu. Kolun nasıl hemşire? Ağrın falan var mı? Hayır abi. Zaten Cemil Bey gerekirse diye ilaç yazmıştı. İyi, iyi. Sağ olsun. Ne zaman işimiz düşse koşup geliyor zaten. Ben de bugün direksiyon çalıştım Muzaffer. Nasıl? Kemal iyi öğretiyor mu bari? Vallahi o hiç dokunmadı. Hep ben sürdüm. Vitesi tamamen öğrendim vallahi. Hala. Pazartesi belediyeye direksiyon imtihanına gidebilirsin yani, ha? Abi, yarın çalışacak mısın? Bir ara partiye uğrayacağım. Neden sordun? Neriman bizi evlerine yemeğe davet etti. Gideriz değil mi? Bakarız. Ya bakarız değil mi? Mutlaka gitmemiz lazım. Niçin mutlaka gitmemiz lazım? Neriman bizi uzun zamandır yemeğe almıyormuş. Üstüne basa basa rica etti. Hepinizi bekliyorum dedi. Özellikle de Güllü'yü. Pardon. Serap Hanım diyecektim. Gider miyiz Serap Hanım? Şey, bilmem ki. Peki. Gidiyoruz o halde. Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.